Metropolitan Sanat Müzesi'nde Torres Boğazı'ndaki bir adada yaşayan insanlar tarafından yapılmış olağanüstü bir maskeyi inceliyoruz. Torres Boğazı, Papua Yeni Gine ve Avustralya arasında çoğunda yerleşim olmayan yüzlerce adanın yer aldığı bir boğazdır. Bu maske Mabuiag Adası'ndan geliyor. Karşımızdaki kaplumbağa kabuğundan yapılmış maskenin 3 bölümü var. Alt kısmında bir insan suratı, üzerinde bir kuşun gövdesi ve suratı, bunun üzerinde de tüyler var. Kaplumbağa kabuğu gibi değerli malzemeler kullanılarak yapılan maskeleri sadece Torres Boğazı'ndaki adalarda görüyoruz. Bu maskede bir fregat kuşu kullanılmış. Başka maskelerde gerçek insan saçı da kullanılırken bu maskede rafya tercih edilmiş. Birbirine dikilmiş birçok parça var. Örneğin suratı oluşturan parça ve bunu çevreleyen süslemeler, alt kısımdaki ve arka bölümdeki parçalar, hatta kuş bile birçok kaplumbağa kabuğu parçası birleştirilerek yapılmış. Kaplumbağa kabuğuna, maskenin dokusuna katkıda bulunan tüyler, deniz kabukları ve rafya eşlik ediyor. Bu maskenin çok ayrıntılı bir kostümün sadece bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Kostümü hareket halinde ve seyirci karşısında görmek isterdim. Evet. Müzik, rüzgarda savrulan tüyler, saç yerine kullanılmış rafyanın dalgalanması yerine bu eseri şu an son derece hareketsiz ve bir o kadar da doğal olmayan bir biçimde görüyoruz. Dansçı belki de bir kuşu taklit ediyordu, kim bilir. Peki bu maskeyle tasvir edilen kimdi? Tarihçiler bunun bir kahramanın suratı olduğunu varsayıyorlar. Geçmişte yaşamış ve doğaüstü başarılara imza atmış biri olabilir. Başın yan kısımlarındaki bir sakalı andıran dantele benzeyen işçiliğe bakınca bunun aynı zamanda o adaya ait bir ata ya da yaşlı biri olabileceğini de düşünüyoruz. Soy ağacınızda yer alan ve bu maskeyle onurlandıracağınız birisi. Belki de bu kişinin maskenin üzerinde yer alan fregat kuşu ile bir alakası vardı. Ya da fregat kuşu bu kişiyi simgeliyordu. Bu durum kuşun bir totem olarak yorumlanmasına yol açıyor. Belki belirli bir ailenin simgesi olan efsanevi bir kuştu. Belki de avlanmayan ve özel olarak kabul edilmiş bir hayvandı. Maske onu giyen kişiyi ve ait olduğu kültürü doğaüstü yani fiziksel dünyanın ötesine bağlıyor. Sanatçının bunu oymak, bir araya getirmek, kısacası yaratmak için neden bu kadar çalıştığını sorgulamalıyız. 19. yüzyılın başlarında kaplumbağa kabuğu önemli bir ticaret malıydı ve Avrupalı denizciler bu kabukları topluyorlardı. 19. yüzyılın sonlarına geldiğimizde ise misyonerlik maske yapımının sonunu getirdi. Hatta Torres Boğazı'ndaki adalarda yaşayanlara maskelerini yakmaları emredildi. Bundan dolayı bugün sahip olduğumuz maskeler antropologların, etnologların, denizcilerin, misyonerlerin ve Torres Boğazı'na turist olarak gitmiş insanların koleksiyonlarına ait. Bu maskenin 19. yüzyılın son dönemine ait olup olmadığından emin değiliz. Bölge bu dönemde Hristiyanlaştırılmıştı ve maskenin yöre halkı tarafından kullanılmak üzere mi yoksa ihraç edilmek üzere mi yapıldığını bilmiyoruz. Genellikle taştan yapılmış evlerde saklanan bu maskeler, Torres Boğazı'ndaki adalarda yapılmış başka maskelere ait kayıtlar ve bu maskelerin geleneksel anlam ve önemi olduğu için son derece prestijli parçalardı. Kuşun kanatlarındaki yuvarlak parçaların ne anlama geldiğini bilmek isterdim. Bunları uçak motorlarına benzetiyorum ve bu yüzden maske bende sanki havalanacak ve uçacakmış hissi yaratıyor. Maskenin kültürel geçmişini tam olarak anlamasak da gizemli ve son derece değerli gördüğümüz bir parça.